Yine Küçükçekmece'ye uzanıyoruz. Bir ailenin kapısı sürekli vermedikleri siparişler için çalınıyor. Onlar gidiyor. Biraz sonra bomba ihbarı var diyen polisler geliyor. Sabah akşam zilleri hiç susmayan aile Show Haber'e konuştu. O kabusun nedenini anlatıp bakın nasıl yardım istedi. Sürekli kapımız çalıyor. Siparişler geliyor. Ne var siparişte? Durum falan. Artık çıldırmak üzereyim. Neredeyse evi satacağım gideceğim. Siparişlerin biri gitti, diğeri geldi. Yemek çelenk derken asılsız ihbarlar yüzünden polisler de kapılarına dayandı. Devamlı polis basıyor evimi. Bir siber çete Soysal ailesinin kabusu oldu. Ya ne yapacağımızı şaşırdık. Bütün aile perişanız bu konuda. Jale Soysal ve ailesinin sipariş kabusu 20 gün önce başladı. O günden sonra zilleri neredeyse hiç susmadı. Kuryelerin biri gitti, biri geldi. Evimize çiçekler gönderiliyor, birisi ölmüş gibi. İddiaya göre tüm bunların nedeni 15 yaşındaki oğlunun arkadaşlarıyla oyun oynarken başka bir grupla tartışmasıydı. Çocuklar kendi aralarında takışmışlar, engellendiği için yapıyormuş bunları. Değer mi oğlum ya, yazık, günah değil mi? Önce tehditler başladı. Kızını şöyle yapacağız, benim küçük oğlumu öldürmekle tehdit ediyorlar. Devamlı bu taciz halindeler. Sonra o tehditleri karşı ödemeli yemek siparişleri takip etti. Siparişlerin biri gidiyor, biri geliyor. Her kapı çaldığında ben korkuyorum. Şimdi ne gönderdiler? Şu anda çekim sırasındayken eve bir kurye daha geldi. Elinde döner var, kola var, ayran var. Yine o kişiler tarafından verilen bir sipariş. Ailenin böyle bir siparişi olmadı. Sipariş kimden geldi, ne söylendi? Adı yok vallahi abi. Siz mi verdiniz siparişi? Hayır, sipariş biz vermedik. Her seferin olduğu gibi... Soysal ailesinin günlerdir gecesi gündüzüne karıştı. Yemek siparişleri, tehditler derken bir de işe polis eklendi. Çünkü o kişiler polis ekiplerine de aslı astarı olmayan ihbarlarda bulunuyordu. Yok silah var, yok aile içi şiddet var, yok bomba var, yok şu var, yok bu var. Akla ziyan ihbarlarda bulunuyorlar. O ihbarlardan biri de yine çekim sırasında geldi. Şu an yine polis geldi. Evet. Bu sefer de bomba var demişler. Şimdi karakola gidiyorum. Bugün bu üçüncü oldu polis gelişi. Duruma isyan eden Jale Soysal yetkililere seslendi. Ne olur, ben herkese sesleniyorum. Bulsunlar, bizi kurtarsınlar Allah aşkına.